derdim yok. Onun mu sende derdi var? Onun benimle derdi var. Allah Allah. Ya başından beri büyümemi istemiyor. İstemedi ve büyümemi engellemek için, engelleyebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Önceden çok sinirliydim, sevmiyordum. Ama artık... Ama ben onun çok yumuşak mesajlarını falan da görüyorum mesela. Yani kanal hızlı geç diyor, takdir ediyor senin çalışmanı falan mesela. Yani ona ne diyorsun? İşte taktiksel oynuyor. Son zamanlarda artık bu onun yaptığı davranışlar ortaya çıktığında çok fazla böyle insanların gerçeği gördüğü zaman hasar aldığını fark etti ve öyle bir taktik izledi. Artık sinirli değilim. Sadece gülüyorum ve üzülüyorum yani. Anladım. Yani, böyle. Kimseyle bir düşmanlığım, bir şeyim yok yani, öyle söyleyeyim. Beraber hiçbir şey yapmadınız herhalde. Uğraşamayacağım kanka yani. Anladın mı? Artık ben içeriklerime odaklanmak ve zaten görüyorsun tempoyu. Beynimin bir kısmını öyle boş bir şeye, öyle boş bir insana yormak istemiyorum. Onu oraya ayıracağım vakti. Biraz daha düşünüp bir tane daha video yaparım yani. Daha değerli benim için. Gibi. Yani laf mı atıyor sana sürekli? Ona da bir söz hakkı... Şöyle söyleyeyim. Çünkü. Yani mesela seninle bir iş yapacağım diyelim. Hı hı. Bir iş planladık. Sana gelip diyor ki ben sana daha çok para veririm. İşte sen delimin eyle yapma bu işi falan diyor. Böyle şeyler yaptı defalarca kez. Ben bundan dolayı sinirliyim. Yoksa YouTube'da benim videomun aynısını çekmiş. Bana da YouTube'dan gönderme yapmış. Bunlar çok sanal şeyler. Gerçek hayatla bağdaşmayacak şeyler. Ama gerçek hayatta para kazanacağım mecrada mesela reklam geliyor. Sen de reklam yapıyorsun. Ben de reklam yapıyorum. Tabii. Biz medya şirketlerimiz var değil mi? Senin medya şirketin medya, var. Yani evi yönetiyorum ben. Ev yönetiyorsun. Şimdi... 6 kişi burada beraber ekmek yiyorsunuz. Benim de mesela bir televizyon programcılığı şirketim var. Ana kadroda işte Yasir abim, ben, Hüseyin varız. Aşağıda çalışan menajerler, kurgucular, gençler. Bir sürü kişi ekmek kazanıyor bu işten sigortalı olarak. Bu işe birisi ekmeğimi el uzatırsa ne yapmam lazım? Kesmem lazım ki ekmeği. Ancak öyle. Ama bir şey demiyorum yani. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Ben bu noktaya geldiysem bugün hep hiçbir şeyi saklamadığım için geldim. Öyle düşünüyorum. Mesela kaç para kazandığımı da hiç saklamadım. Kaç para kazanıyorsun? Söylemedin bana. Söylerim abi. Özel değilse yani. Yok, özel değil. Söylerim. Her zaman söylerim. Aylık ortalama bir şey salla o zaman. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kendine kıyaslayacağım. Merak ettim. Ya, sana yetişmek mümkün değil. Sana yetişmek mümkün değil. Ya ortalama YouTube 1 milyon izlenmeye 500 dolar veriyor. Ben bunu 1 milyon aboneye geldiğim zaman açıkladım. Beni yalanladılar. Dediler ki böyle bir izlenim yok bilmem ne. Açalım analitiklerden gösterelim. Aslında şey yasak olabilir o YouTube'u paylaşmak. Öyle ya, bir şey biliyorum ben. O dönemde yasak ama şöyle bir şey yaptım. Ben söyleyeceğim ama şak diye bir şey olmaz. Dur ben de söyleyeyim sana. Support bak January 19. Okur musun abi gelen parayı? Kaç izlenim bu? Abi bir aylık kazancım bu. Kaç izlenmiş ama? Kanal kaç yazıyor izlenmiş? Yazıyor mu orada? Tabii yazar. Şey var mı YouTube stüdyo var mı? YouTube'a bayağı bir uygulama. Şey koymuyorum. Yani şuradan çık abi telefona gel. YouTube stüdyo mutlaka yok var. Yok bende. Şu uygulama değil ama. Ya şu uygulama yok mu? YouTube stüdyo. Yok. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Sen 750 dolar kazanıyormuşsun aylık. Kardeşim. Doğru mu okudum? 7000 ne yazıyor orada? Dolar mı yazıyor? Ha 750 Türk lirası. Ama sen neden o kadar kazanıyorsun? Sen videolarına videolarına reklam koymuyorsun. Ben videolarıma reklam koymuyorum. Bakın YouTube'dan kazancım arkadaşlar. O dönemde burada biliyorsunuz mesela Alvin videosu 1.2 milyon oldu. Bilgisayar videosu yarım milyon oldu. 1 milyon olacak. Sen YouTube'dan direksiyonla CS:GO koydum 1 milyon olacak o da. Milyon izleniyor. Kazancım bu benim YouTube'dan. Ben YouTube videolarıma reklam koymuyorum. Çünkü ben bir canlı yayıncıyım. Şöyle bir alışkanlığım var. Şimdi burada bizi izleyen insanların karşısında ben açıklayacağım. Şey yapmayın, açıklayacağım. Şak diye 90 saniyelik reklam çıkarsam ben. Kim bana yapılsa ben adamın anasına söylerim. Tamam mı? Beni yorarsın. Yani adam bu muhabbet dinlemek istiyor ya da oyun oynuyorsam oyunun sonunu görmek istiyor. Ben Twitch'te de reklam basmıyorum. Hı hı. YouTube'da da reklam basmıyorum. Hiçbir videomda benim reklam yok. O sarı çubuklardan yok. Ne yapıyorum ben? Sponsorlu projeler yapıyorum. Gidiyorum mesela Turkcell'le. Turkcell'in bir uygulaması oluyor. Kardeşimi tanıtır mısın? Baş üstüne abi. Mükemmel şirketsin. Çünkü bu işten ekmek yiyorum yani. Hani hem para kazanıyorum hem izleyicimin işine yarıyor mesela o. Çok güzel. Ne yapıyorsam menfaat mesela. Yemek sepeti süper sponsor abi. Bana. Şimdi ben para kazanıyorum. İzleyicime de şak. Sektöre 50 100 liralık, bazen 1 liralık yemek kodu dağıtıyorum o zaman. Süper abi. Okey abi herkes çok, memnun. Çok takdir ediyorum. Ben reklamdan kazanacağım o parayı. Sponsorumdan mesela kazanacağım. Mesela bunu saklamadan... Ama sadece YouTuber'san reklam basabilirsin. Ona bir şey demiyorum. Bunu saklamadan, gizlemeden söyleyebiliyorsun ya. Çok rahatlıkla ben her videomda... Abi söylüyorum. Özgürüm ya. Anladın mı? Özgürüm. Bunu gizlemem. Yok. Bunu gizlemem. Reklam da yapacağım abi. Yani ne olacak? Bunu gizlemem. Neden gizlemem, biliyor musun? Bunu neden gizlemem biliyor musun? Abi videolarım için çaba gösteriyor muyum? En kaliteli şekilde videolarımı yapıyor muyum? Devlete olan, Allah'a olan vergimi ödüyor muyum? Bitmiştir. İstediğim gibi para kazanırım.
Şimdi vergi konusu apayrı bir konu. Çok çok büyük vergiler. Sektörün var. %80'ini falan şirket kurup vergisini ödemeyenleri öttürecekler mesela. Öttürsünler baba. Hiç korkumuz yok. Niye? Çünkü şirketlerimiz var. %35 gelir vergisi, %18 de KDV ödüyoruz. Yani çok... Hatta %15 bir de üstüne fenomen vergisi çıkardılar. Onu da ödeyeceğiz. Ödüyoruz yani. Dur, kaç para ödediğimi söylüyordum. Kaç para kazandığımı söylüyordum. Şimdi o dönemde 1 milyon abone olduğumda açıkladım. Dedim ki 1 milyon izlenildiğiniz zaman YouTube'da YouTube size $500 bir kazanım verebilir. Ya işte 10 dakikaya geçkin, 15 dakikalık bir video olduğunu ve videonun kitle tutmasının yüksek olduğunu düşünelim. Reklamlara denk geldiğini düşünelim. Ben bunu açıkladığımda abi YouTube bir karıştı. Ortalık bir karıştı. Niye biliyor musun? Korkuyorlar. Seyircilerinin kaç para kazandığını öğrenmesinden korkuyorlar. Bırakacak çünkü. Çünkü adam bugüne kadar yalan söylemiş, kandırmış, kazanmıyoruz edebiyatı yapmış, yok edebiyatı yapmış. Birisi de çıkıp canı gönülden samimi bir şekilde kardeşim ben bu kadar kazanıyorum. Çünkü bunun karşılığında bunu yaptım dediği zaman korkuya girdiler. Storyler falan paylaşıldı o dönemde. Yalan söylüyor. İşte öyle bir kazanım yok. Biz niye kazanmıyoruz o zaman? Benim 500 dolarım nerede? Bilmem ne diye yalan söylediler. Instagram'dan gönderdiler. Abi ben de orada ağzım zor tuttum yani. Ben orada oyuyla tanışıyorum arkadaşım şimdi. Ha sen o dönemi hatırlıyorsun. Milyonlarca kişi bir yalan söyleyince sıkınca. O dönemi hatırlıyor musun? Rahatsız ediyorum, hatırlıyorum. Ha, orada ben de şey yaptım. Normalde YouTube kurallarında yasak bunu paylaşmak. Abi risk aldım. O analitik sayfam yok mu? Analitik sayfamı SS aldım. Lan, yapıştırdım Instagram'dan. Hadi. Anladın mı? Hadi. Sektöre şimdi ben bununla geldin. Övünecek bir adam değilim. Bununla kazandığımla da övünmüyorum yani. Senin yalanından rahatsız, zaten, senin yalanından rahatsız olduğum için insanlara bunu soruyorum. Neden bu insanların da buna erişip bilmesini istemiyorsun? Ya mesela şu izleyicilerden birisi. Mesela bunu ismini okuyalım. Mesela bak. Bu adam mesela Enezare diye bir tane adam. Bu adam da bir yıl sonra belki çok çalışırsa, çok emek ederse, işte bu kadar bizim kadar diretirse, tırmalarsa bu noktaya gelebilir. Ve bilmesi lazım bunu. Abi açık platform. Ben neden gizliyim ki bu adamı? Ben ne yaptım? Şimdi 750 liraya gösterdim. Milyon izleniyor kanalım ama 750 lira aylık para geliyor, 1000 lira geliyor. Sallıyorum ama bir sponsor alıyorum, onun 10 katı geliyor mesela. Bilmedikleri şey ne biliyor musun? YouTuber arkadaşlarımın bilmediği, birçoğu da yakın arkadaşım şu anda. Bilmedikleri ve yanlış düşündükleri bir nokta var. Bu platforma yeni birisi katıldığı zaman pasta küçülmüyor. Pastaya bir dilim daha ekleniyor. Ama bu dilimi büyütmek, katılan kişinin elinde isterse küçük dilim olarak katılır, isterse yok olur, kocaman isterse bir büyütür. Olur. Mesela düşünsene geçen sene, ya bir yıl önce Delimine diye bir yoktu. Dilim yoktu. Ve bugün YouTube'da Türkiye'nin en büyük ilk 10 kanalı arasına girebildi. Ve markaların gözünde belki de şöyle oldu. Aha bak, dijital platform, sosyal medya gün geçtikçe çığır açarak büyüyerek devam ediyor. Kaçsınız siz? Kim var şimdi? Enes, Berkcan, Reynan, Kafalar, Ruhi. Ruhi. Siz varsınız. Başka Murat abi GF Murat var. Murat abi GF var. Kadın kanalları var. Merve Özkaynak, Meryem Can. Ondan sonra Damla Biliç var. Duygu Özaslan var. Yani 2,5 milyon unuttuk ya, bilir unuttuk. Ya kafalar var. Onu söyledik. Ya 2,5 3 milyon sınırını aşmış böyle çok fazla kanal yok. 10 tane var. Evet. Ya şimdi marka demeyecek mi yani, bak ne kadar büyüyor. Şimdi televizyona reklam vermek yerine sosyal medyaya reklam vermeye başlıyor. Televizyona ben şimdi televizyonda söyleyeyim. Geceden sabah 100 bin izlettir, rating rekoru kırıyorsun. Geceden sabah 1 milyon izletiyoruz yani. Öyle. Belki yeri geliyor 2 milyon. Yusuf mesela 10 milyon izletti sabahına. Bu televizyon nasıl fiyatlar biliyor musun? Ben dev yani. Dev. Şirkete çalışıyordum çünkü mesela. Hı hı. Birçok şirkette çalıştım. Televizyona bir şey gösteriyorsun 15 saniye. 400 bin TL. Öyle. Şimdi mesela çekemiyorlar. Mesela Yusuf'la çok yakın arkadaşım, tamam mı? Rayman'la. Yani canım kanım kardeşim, onu da izlerse ki izleyecektir büyük ihtimal, YouTube'a düşer bu videolar. Buradan selamlar. Sanat camiasına öyle bir tokat attı ki. Yediremediler. Sosyal medyanın en büyük gücünü gösterdi. İftira attılar adama. İşte izlenmeleri sahte. Ha, bot muhabbeti. İzlenmeleri sahte. Ben çok başarılı oluyorum bu arada. Abi paylaştığı gün geceden sabaha kadar dostlar olarak biz takibindeydik. Biz dashboard'u götüne sokmadın mı? O rekoru kırabileceğiz mi diye geceye kadar sabaha kadar. Ha, dashboard'u bok atanların götüne soktu, gösterdi şeyini. Hala işte oynanabilir. Kardeşim yani. Değilsiniz artık, anladın mı? Fenomen değilsiniz. Siz takip edilen, merak edilen kişiler değilsiniz. Halkın içinden çıkıp, sen Anadolu çocuğusun, ben de öyleyim. Yusuf da öyle. Şimdi halkın içinden çıkıp bir insanın Yusuf bunu... tam onların sembolü gibi hatta yani. Evet abi. Tip olarak da öyle o mesela. Bir insanın bunu başarmasını yediremiyorlar, anladın mı? Çünkü kendi oluşturdukları bir camia... Ha, ben sanatçıyım, sen kendi nasıl 100 milyon 200 milyon izliyorsun? Kendi oluşturdukları bir camia var sahte. Bık 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 bık. E kardeşim biz mahalleden çıkıp bunu başardıysak bu bizim gururumuz, ayıbımız değil ki. Yediremiyorsan defol git yani. Bir sürü iftira attılar adama, bir sürü sıkıntı yazık, var. Strese, onun stresi de ağır oluyor yani. Hiç strese girmez abi. Adam gibi devam eder o. Ya insan bir çamur atınca başarılı yaptığın bir şey can sıkılır ama ya. Ben yani... Ya birisi çamur attığında bilmesi gereken işte ilk başta kendi eli çamur olur yani, çamur atmak için. Onu atıyorlar.
Ondan sonra YouTube'daki kazancımı açıkladım. İşte ortalık karıştı. Ondan sonra kanıtladım yani. Böyle. Güzel soru. Net cevaplanmış oldu herhalde rakamlarla falan. Ağlamasınlar abi, boş ver diyorlar. Yani evet çok ağlasınlar önemli. Ya da ya vallahi ben ya bir insanın üzülmesinden mutlu olmam da bir insanın başarısından rahatsız olan insana evet. Ayar olurum abi. Olabilir Bu adam abi. bunun başarısı. Sosyal medya hepimizin gururu bak. Neden biliyor musun? Biz hepimiz bu işin içerisindeyiz ve ne kadar güçlü olduğumuzu hep bir elden gösteriyoruz. Bugün ben bir şey başardığım zaman, bugün sen bir şey başardığın zaman kendi başına başarımız değil. Ya da mesela birimizin başına çok kötü bir olay geldiği zaman. Öteki herkes onu coverlar yani. Coverlayacağız ve çok kötü bir şey geldi diyelim. Bu hepimizi olumsuz etkiler. Çünkü markalar bu şekilde bakar demek ki. Ya da şu anda nasıl bu bakıyor? Bu ekosistem şeyi de kuruyor. Saçmalayan birisi olunca o sektörden, o yapıdan dışlanıp yok olup gidiyor. Çünkü herkes aslında o YouTuber'ları temsil bütün, ediyor. Bütün yani yaşantının dünyanın varoluşundan beri bütün alanlarda bu böyledir yani. Aynen böyle. Ya. Merak ben şaşırıyorum şeyi kaçırdılar. O esas hayranlıkla izlediğimiz ünlüler televizyonda. Bu dijital çağın gelişini böyle bir kocaman bir titanik geldi görmediler. Hiç de kaçırmadılar. Adapte olamadılar. Abi hiç de kaçırmadılar. Bak olayda benim çözümlediğim bir şey var. Şimdi mesela Cantu. Örnek veriyorum bir televizyon dizisi var. Bu televizyon dizisi bugüne kadar Türkiye'de en popüler olmuş diziyi örnek alalım. Kurtlar Vadisi. Seni oraya biz şey olarak koyduk. Dayı olarak koyduk. Kimse Cantu'yu tanımıyor bak. Şuradan listeden aldığımız bir kişisin sen. Seni aldık Kurtlar Vadisi'nin başına koyduk. İsmini de Demani yaptık, tamam mı? Demani karakteri ünlü